Sen haklıydın. Ama diğerleri gibi davranalım. Güzel. Bu sefer hemfikir olmamıza sevindim Zafer. Abi. Ben hayatımda ilk defa birine köpek gibi aşık oldum. Deniz geçici bir heves değil. Bundan eminim. Merak etme. Ya Zafer'le Onur arasında bir gerilim var ama ne olduğunu anlayamadım. Seni mi paylaşamıyorlar yoksa? Dur bir dakika. Selim benimle inatlaşacağım bir oyun değil Zafer. Pardon? Bak aşk maş senin kitabında yok. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Bu şımarıklığına göz yummam ben senin. Allah Allah. Neyi ne kadar hissedeceğime de sen karar ver. İçeri girdiler. Bence annem haklı biliyor musun? Sen kendini rolüne fazla kaptırdın Junior, Hamit, Köksal. Oğlum bak biraz makul olmayı dene. Biraz sonucunu düşünerek adım at. Ya sen ne bu ya bu Melis hassasiyetin? Ha? Kaç kere anlatacağım ben sana? Tek lafta anlamıyorum. Anlıyorum, bunu. Anlıyorum ama bak bizimkiler dünden razı. Kızın ailesi uygun. Benimki geçici bir heves değil diyorum. Yani ne var bunda? Bunca hatundan sonra biraz fikrim vardır diye düşünüyorum. Kız seninle ilgileniyor mu sence? Ha? Ben öyle gözlemlemedim çünkü. Gayet iyi vakit geçiriyoruz biz. İyi vakit geçiriyorsun. Çünkü kız dost canlısı. Kızı da zor durumda bırakacaksın. Ya bırak. Bırak ona o karar versin. İstemiyorsa istemiyorum der. Hayırdır sen avukatı mısın ya? Tamam abi sen. Tamam. Sen anlamama konusunda ısrarcısın demek. Değil mi? Ne yaparsan yap Zafer. Eyvallah. Ama Melis'in işinden çekiliyorsun. Anlamadın? Hep işinden çekiliyorsun. Bir gele Melis halledecek bundan sonra. Allah Allah buna sen karar veremezsin tamam mı? Şu an bütün kararları ben veriyorum. Nereye? Üst makama. Belli ki seninle halledemiyoruz hiçbir şeyi. Zafer? Hayırdır ne oldu? Hamit Bey'e bir şey mi oldu? Yok. Gayet iyi. Birazdan aşağı inecek. Senin neyin var o zaman? Bu sabah seni çağırdım. Çalışırız diye de kusura bakma. Planlar değişti. Planlar değişti derken... Nasıl değişti? Onur Beyciğimiz projeden çekilmemi emretti. Neden? Zafer en azından nedenini bilme hakkın var değil mi? Melis ben... bu şekilde söylemek zorunda kaldığım için öncelikle beni affet. Çünkü ben oyun nedir bilmem. Yani neysem oyundur. Olduğum gibiyim. Onun için bodoslama da alacağım. Biliyorum. İnanmayacaksın bana. Şüpheli davranacaksın. Melis ben senden çok hoşlanıyorum ya. Gerçekten. Daha önce hiçbir kadına böyle hissetmemiştim. İnan bana daha böyle duygusal bir atmosferde söylemek isterdim. Daha özel bir anda söylemek isterdim ama şartlar. Hayır ne olur. Hiçbir şey söyleme. Söylemek zorunda değilsin. Hatta söyleme lütfen. Sadece ben bu kavganın sebebini sorduğunda kolpa bir cevap vermek istemedim. Çünkü ben sana gerçekten dürüst olmak istiyorum. Kimseye olmadığım kadar açık olmak istiyorum. Biri olmak istiyorum. Onun için hiçbir şey söyleme şu an lütfen. Ah! Hamit Bey! Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Onu bir de evdekilere sor. Aşk olsun Hamit. Hoş geldin bir gece. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Ne güzel bir ana denk geldim. Çok mutlu oldum. Ay çok tatlısın. Sağ ol. Hadi gel biraz oturalım istersen. Yoruldun değil mi? Gel. Ne haber canım? İyi hayatım sana ben. Yani sen şimdi bunları Onur'a da söyledin. Ve Onur'la kavga ettiniz. Doğru mu anlıyorum? Yok hayır. Biz birlikte çalışamazmışız Onur Beyciğimize göre. Hayır yani nişanlı olmasa kıskandı falan diyeceğim de. Anlamadım bir derdi var da gerçekten anlayamıyorum. Kötü bir ünüm var. Farkındayım. Ama tam da şu anın çok özel olduğunun da farkındayım Melis. Dikkat et. Tamam. Haklısın bence şu anda konuşmayalım biz bunu. Şu şok halini birazcık daha izlemek isterdim şu haline bak. Zafer lütfen. Günaydın. 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 Hamit Bey, sizleri burada böyle ayakta görmek ne kadar güzel. Teşekkür ederim. O zaman
Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Aa, sizin iş toplantınız yok muydu? Vardı. Vardı da ben aile toplantınızı bölmek istemiyorum. Hep konuşmaya gelmiştik ama başka zaman artık. Duymamış olayım Bedesciğim, aşk olsun. Sen de aileden sayılırsın artık değil mi? O kadar emeğim var kızım. Lütfen. Estağfurullah. Hadi. Buyurun. Buyurun Hamit Bey. Beni de merak ettirdiniz. Lütfen evet de. Ne oluyor? Zafer Melis'i evlenme teklifi. Rağmen elimden tutmak istiyor. Bu benim için ne demek biliyor musun Zafer? Evet. Evet, seninle evlenir. Allah! Sevgilim, gelir misin? Gelir misin? Abi, sen bizi tebrik etmedin. Tebrikler. Bugüne kadar kimse beni Zafer kadar şaşırtmamıştı. Nasıl ama? Birbirimiz için yaratılmışız değil mi? Onurcuğum, şampanyan burada, almak ister misin? Benim gitmem lazım. Bir mesaj geldi. Şu ilk şoku atlatalım, sonra uzun uzun konuşup kutlarız. Tekrar tebrikler. Sağ ol. Konuşmamız lazım. Yalnız. Sinirimi yatıştırmak için bu saate kadar deli gibi dolanıp durdum. Yatışamadım. Ne oldu orada Melis? Sen bana bu saatte buraya hesap sormaya mı geldin? Ben rüya mı gördüm? Ha? Bizim aramızda bir şey olmadı mı? Ben kafamda mı kuruyordum bunların hepsini? Benden sekip kardeşimle evlenmek ne demek ya? Senden sekip mi? Ne diyorsun sen ya? Ne diyeyim? Ay ne diyeyim? Senin için aslı olan aşk mı? Yoksa köksal soyadı mı? Sen ilk önce bana bir onu açıkla. Bence sen şu anda ne dediğini bilmiyorsun. O yüzden çık git evimden, kalpler kırılmasın. Ona cevap vereceksin. Bu saçmalığın ne olduğunu bana izah etmek zorundasın sen Melis. Ya Onur, sen nişanlısın. Nişanlı, bizim aramızda hiçbir şey geçmedi.
Ayrıca imalı Vedan'la beni ofisinden gönderen de sendin, hatırlatırım. Onun üzerine sen gidip Zafer'in evlenme teklifini mi kabul ettin ha? Hiç mi bir şey hissetmedin? Bizim aramızı ben kafamda mı kurdum? Halüsinasyon mu görüyordum ben? Bir şey hissetmedik mi biz ya? Onur ha? Lütfen. Lütfen bak, konuşacak hiçbir şey yok. Sen beni gönderdiğinde ben senin kararına saygı duydum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Bana bu saçmalığı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne açıklaması ya? Ha? Ne açıklaması? Sen bir kere onca yalanına rağmen ondan vazgeçmedin. Ben kim oluyorum ki Onur? Ha? Ben neyim? Ha? Ben neyim? Ben neyim? Ben neyim? İlk önce bana bunun cevabını vereceksin. Abisi olmazsa kardeşi, öyle mi ha? Yeter. Beni de kendini de daha fazla küçük düşürme. Yeter. O zaman ne? Ne oldu o zaman? Ne oldu? Söyleyeceksin bana. Söylemek zorundasın. Ne oldu orada? Açıkla. Ne oldu? Açıkla bana bunu. Pumpkin ne yaptı? Az kaldı, gelmek üzereyim. Gitmedi mi hala? Yok. Onur. Onur, ne olur git artık. Lütfen git artık. Bana istediğim cevabı verene kadar gitmeyeceğimi söyledim sana. Ben de sana verecek başka bir cevabım yok diyorum. Ayrıca ben sana hiçbir şeyin açıklamasını yapmak zorunda da değilim, hatırlatırım. Benim gözlerimin içine bak. Ve bana Zafer'i sevdiğini söyle, şuradan defolup gideceğim. Söyle dedim. Bence altından kalkamayacağın konulara girme Onur. O ne demek ya? Benim sevgimi test etmesi gereken sen değilsin demek. Diyemiyorsun çünkü, diyemiyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Beni kandırdın. Zafer'i kandırmana izin vermeyeceğim. Ben kimseyi kandırmadım. Ben kimseyi kandırmadım. Evet. Evet, sana aşıktım. Evet, Zafer'e aşık değilim ben. Ne oldu? Ha? Bunu duyduğunda ne oldu şimdi Onur? Ne oldu? Bu mu aşk? Bu mu aşk? Senin aşkın bu mu ya? Bu mu aşkın senin Melis? Neden o zaman gidip anında Zafer'in evlenme teklifini kabul ettin ya? Ha? Sen yalancının tekisin. Değilim oğlum, değilim. Ben yalancı falan değilim. Biz seninle bir oyun oynamıştık, hatırlıyor musun? Hani maskelerimizden bahsetmiştik. Sen bana en çok kimin yanında maskesiz kaldın diye sormuştun. Zafer. Zafer, Onur Zafer beni gördü. Onu sevmediğimin de gayet farkında. Ya ben o gece o eve ne kadar kırgın geldim, senin haberin var mı? Ben o eve o akşam çaresiz gittim, sizinle vedalaşmaya gitmiştim ben. Zafer durdurdu beni. Bana öyle bir konuşma yaptı ki benim ona başka bir şey deme şansım yoktu zaten. Ama inan biz birbirimize sizden çok daha dürüst. Ama bunun daha fazlasını sorma hakkını sen kaybettin Onur. Senin yolun Bige. Ben değilim. Ben Bige'den ayrılıp gelmiştim oraya. Senin için her şeyi, herkesi karşıma almaya hazır geldim o eve. Birazcık sabretseydin Melis, birazcık sabretseydin şu an bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ama şu halimize bak. Bir şey
şey söyle. Şey de bana ne olur bir şey söyle. Ne diyeyim Onur? Ne diyeyim? Hayat söylenecek söz bıraktım iki. Hayat. Hayat. Tabii ya. Tabii. Hayat söylenecek bir söz bırakmam.